E anlayın artık 666 ne? Bu Abdurrahman Dilip Ak hocamın geçtiğimiz günlerde yazdığı yazılardan birinin başlığı. 666. Mevzu derin arkadaşlar. Abdurrahman Dilip Ak birlikte önümüzdeki günlerde bu konuyu masaya yatıracağız. Şimdilik kendisinin kaleme aldığı e anlayın artık 666 ne başlığını taşıyan yazısını okuyarak sizlerle paylaşarak yetinelim üzerinde düşünelim. Önümüzdeki günlerde burada anlamadığımız, içinden çıkamadığımız hususları kendisine sorup bizzat kendisinden dinleyeceğiz. Şimdi müsaadenizle yazıyı okuyayım, siz de dinleyin. Önce hemen belirteyim. 666 ile ilgili yazacaklarım büyük ölçüde İncil ve Hristiyan dünyasının dünden bugüne bu konuya verdiği anlamlar üzerine kurulu olacak. 666 ile ilgili bu yorumların bu anlamda İslam'la bir bağı yok. Zaten bugün başımızın belası olan Great Reset fitnesi de, büyük sıfırlama fitnesi de bu tayfenin başımıza açtığı bir gale. Onların bu konuda inanç ve toplumsal hafızalarını bilmemiz onlara karşı alınacak tedbirler açısından önemlidir diye düşünüyorum. Ayrıca bu global fitneye karşı global bir cephe oluşturmamız gerek. Bu anlamda Hristiyan topluluklarla yapılacak ittifak çerçevesinde bu konuları bilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu makalenin bu çerçevede değerlendirilmesi gerekir. Cumhurbaşkanından bakanlarına kadar, Papa'dan Biden'a kadar 666'yı savunuyor. Peki 666 neyi ifade eder? Papaya göre şeytan ıslah edici rolü üstlenerek insan kılığında dünyaya indi. 666 işte o insanı ifade eder. Kimine göre insani şeydanlaşmış hali 666, kimine göre ise humanoid 666 ile tanımlanan tekno bireyi temsil ediyor. 666'nın temel referansı İncil'deki Yuhanna vahyenin 13. bölümü. Tabi öncesi ve sonrasında da birçok uyarı var. Gökteki meteor yağmurlarından, dev dolulardan, şimşeklerden, depremlerden, sel felaketlerinden Meyve, ekin ve sebzelerin nasıl gazapla kullanılamaz hale geleceğinden söz eden birçok uyarı bulacaksınız orada. Yuhanna Vahyi 13. Denizden çıkan canavar. Sonra on boynuzlu yedi başlı bir canavarın denizden çıktığını gördüm. Boynuzlarının üzerinde on taç vardı. Başlarının üzerinde küfür niteliğinde adlar yazılıydı. Gördüğüm canavar parsa benziyordu. Ayakları ayı ayağı, ağzı aslan ağzı gibiydi. Ejderha canavara kendi gücü ve tahtıyla birlikte büyük yetki verdi. Canavarın başlarından biri ölümcül bir yara almışa benziyordu. Ne var ki bu ölümcül yara iyileşmişti. Bütün dünya şaşkınlık içinde canavarın ardından gitti. İnsanlar canavara yetki veren ejderhaya taptılar. Canavar gibisi var mı onunla kim savaşabilir diyerek canavara da taptılar. Canavara kurumlu sözler söyleyen, küfürler savuran bir ağız, ve 42 ay süreyle kullanabileceği bir yetki verildi. Tanrı'ya küfretmek, onun adına ve konutuna yani gökte yaşayanlara küfretmek için ağzını açtı. Kutsallarla savaşıp onları yenmesine izin verildi. Canavar her oymak, her halk, her dil, her ulus üzerinde yetkili kılındı. Yeryüzünde yaşayan, Dünya kurulalı belli boğazlanmış kuzunun yaşam kitabına adı yazılmamış olan herkes ona tapacak. Kulağı olan işitsin. Tutsak düşecek olan tutsak düşecek. Kılıçla öldürülecek olan kılıçla öldürülecek. Bu kutsalların sabrını ve imanını gerektirir. Yerden çıkan canavar. Bundan sonra bir başka canavar gördüm. Yerden çıkan bu canavarın kuzu gibi iki boynuzu vardı. Ama ejderha gibi ses çıkarıyordu. İlk canavarın bütün yetkisini onun adına kullanıyor, yeryüzünü ve orada yaşayanları ölümcül yarası iyileşen ilk canavara tapmaya zorluyordu. İnsanların gözü önünde gökten yere ateş yağdıracak kadar büyük belirtiler gerçekleştiriyordu. İlk canavarın adına gerçekleştirilmesine izin verilen belirtiler sayesinde yeryüzünde yaşayanları saptırdı. Onlara kılıçla yaralanan ama sağ kalan canavarın onuruna bir heykel yapmaları buyuruldu. Canavarın heykeline yaşam soluğu vermesi için kendisine güç verildi. Öyle ki heykel konuşabilsin, kendisine tapmayan herkesi öldürebilsin. Küçük, büyük, zengin, yoksul, özgür, köle. Herkesin sağ eline ya da alnına bir işaret vurduruyordu. Öyle ki bu işareti, yani canavarın adını ya da adını simgeleyen sayıyı taşımayan ne bir şey satın alabilsin ne de satabilsin. Bu konu bilgelik gerektirir. Anlayabilen canavara ait sayıyı hesaplasın. Çünkü bu sayı insanı simgeler. Sayısı 666'dır. 10 boynuzlu, 7 başlı denizden çıkan, boğa gibi güçlü dine karşı, Nuhi yasalar gibi yeni bir karma din iddiasındaki G10 olabilir mi? 10 sahil ülkesi. G10 hangileriydi? Belçika, Kanada, Fransa, İtalya, Japonya, Hollanda, İngiltere, Amerika, Almanya ve İsveç. Hepsi de denize kıyısı olan ülkeler. 10 boynuzlu 7 başlı. Kanada İngiltere'ye bağlı. Bu ülkeler değişebilir. Mesela İsveç yerine Avustralya gelebilir. Avustralya da İngiltere'ye bağlı. Aslında Almanya ve Japonya da kamil ülke değiller. Hala işgal altındaki ülke statüsündeler. Şeytan tarafından kendine yetki verilen krallar. Bu yeti baştan G7 biri yaralanacak ama daha sonra iyileştirilecek. Bütün bunlar dünyayı şaşkınlık içine sürükleyecek. Ölümcül yaraları iyileştirecek, ölüleri diriltecek, mucizevi bir güce sahip olacaklar. Ölüyü diriltme, ölen kişinin genini kopyalayarak onu yeniden hayata döndürmek gibi bir şey olabilir mi? Ölünün bir genini alıp 6 ay sonra onu aynen ruhsuz ama canlı şekilde ailesine geri döndürebilirler. Ölümcül yaraları iyileştirebilirler. Canavarın saltanatı 42 ay yani 3,5 yıl sürecek. 202'den başladılar dersek 2024 Haziran'ı mı? Canavar kutsallarla savaşacak ve onları kendine tanınan süre içinde yenecek. Her halk, her dil, her ulus üzerinde yetkili kılınmış olacak çünkü. insanların pek azı müstesna, herkes ona tapacak. Kulağa olan işitsin deniliyor. Bu zulüm 2024 Haziran'ında sona erecek değil, yeni bir evre başlayacak ve o süreç 2040'a kadar devam edecek. Tarık ve Şira ile ilgili gelişmeler dünyada etkisini göstermeye başlayınca bu şeytaniler kendi hayatlarını kurtarmaya, hayatta kalmaya odaklanacaklar. Onların peşine takılanlarsa helak olacaklar. Onlar toparlanıp yeniden yeryüzüne yayıldıklarında geride kalan ve kendilerine tabi olmayanları yok edecekler. Onların planına göre. Şüphesiz ki onların bir hesabı varsa Allah'ın da bir hükmü var. Mekar Allah. La galibe illallah. Sahte bir kurtarıcı çıkacak, ona da sadece iki devlet destek verecek. Kuzu gibi olacak ama ejderha gibi ses çıkartacak. İlk canavarın bütün yetkisini onun adına kullanıyor. Yeryüzünü ve orada yaşayanları ölümcül yarası iyileşen ilk canavara tapmaya zorluyordu. Kötülüğün üçlü ittifakı Sacaya, şeytan üçgeni. Bu ABD, İngiltere ve ABM. Siyasi güç, iktisadi güç... Yeni dinin sahte peygamberi birlik olurlar. Nuh'i yasalardan söz eden şabatçılar bu yeni karma dinin temsilcileri olmasın. Onlarla birlikte olan birileri de o dinin azizleri olmaya mı aday olmuş oluyorlar bu şekilde acaba? Çevrenize bakın, daha şimdiden her yerdeler. O kadar çoklar ki Papa LGBT'yi bile takdis ettikten sonra agartacılar, NLP maskeli yaşam koçları, dini, mezhebi, siyasi, ideolojik bir sürü tarikat türedi ve artık her yerdeler. Gökten yere ateş yağacak. Kıyametin büyük belirtileri gözükmeye başlayacak. Meteor yağmurları, şimşekler, meteorların isabet ettiği uyduların dünyaya düşmeleri, titanyum çubukları, radyo frekansı ve lazer saldırıları arkası arkasına gelecek şeklinde yorumlanabilir. Bu süreçte insin şeytanı da yaralanır ama sonra iyileşir. Ama onun takipçileri onun dev bir heykelini dikerler ve meydan okurlar. Veya onun avatarını yapıp her yerde onun cismi görülür. Sesi duyulur hale gelecek. Gerekirse gökte onun sesi yankılanıp görüntüsü görülecek. Canavarın yani şeytanın insana benzer heykeline, humanoid robotuna, insan gibi otonom, bağımsız bir şekilde hareket etmesi için, yaşam soluğu vermesi için kendisine güç verildi. Alçak irtifa uyduları, 5-6G istasyonları, yapay zeka bunun için kuruluyor olmasın. Bu zamanda eskiden ölmüş birçok din ve devlet büyüğü de klonlanmak suretiyle yeniden hayata döndürülebilir. Öyle ki humanoid, insanımsı heykel konuşabilsin, kendisine tapmayan ama kafaları nörolinklerle çiplenmiş olan transhuman bireyleri tek tıkla öldürebilsin. Büyük küçük, zengin yoksul, özgür köle, herkesin sağ eline ya da alnına nörolink dedikleri nano çiple bir işaret vurarak human 2'yi biyonik robota dönüştürebilecekler. Bu çipi taktırmayan, karbon ayak izi ve performans pas taşımayan bireyler öyle ki, bu çipi ve pası yani şeytanın adını ya da adını simgeleyen sayıyı taşımayan ne bir şey satın alabilsin ne de satabilsin. O 666 peki neyi ifade ediyormuş? Bunu anlamak bilgelik ve hikmet gerektirirmiş. Bilim adamı dediklerimizin çoğu bu sınıftan değil. Onları Covid günlerinden tanıyoruz. Cehaletin bugünkü seviyesi artık akademik kariyer getiriyor çünkü. Onların ıslah edici maskeli bozguncular olduklarını da biliyoruz. 666 The Human olarak çevrilebilir. Yani o belli kişi, beklenen bir insan. Şeytanın mücessem hali ya da insanlaşmış bir şeytan ya da şeytanlaşmış onun adına onunla birlikte hareket eden bir insan. Bu sayı tüm dünyanın hakimiyetine sahip olma hırsı taşıyan diktatör bir karakteri temsil ediyor olabilir. Kimine göre bu onlu çetenin üçlü yöneticilerini temsil ediyor. Yani Amerika, İngiltere ve Avrupa Birliği. Aslında bu üç ülkeden ABD, Almanya ve Japonya'yı, İngiltere ise Avustralya ve Kanada'yı da temsil ediyor. Avrupa Birliği'nde İtalya ve Fransa gibi ülkeleri temsil ediyor. Bunlar paraya hükmediyorlar, onunla her şeyi yapabileceklerini düşünüyorlar. Onların peşine takılmayalım, onların yaptıkları karşısında susanlardan da olmayalım. Allah'ın yardımı direnişte sabredenlerden yanadır. Merak ettim. Kur'an-ı Kerim 666. ayeti hangisi diye? Ali İmran 173. Bir takım insanlar onlara insanlar size karşı asker toplamışlar. Onlardan korkun dediler de bu onların imanlarını arttırdı. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir diye cevap verdiler. Bu ayet Kur'an-ı Kerim'in elimizdeki tasnifine göre 666. sıradaki 3. sure olan Ali İmran'ın 173. ayeti. Ayetin esbabı nüzulüne gelince Kureyşli müşrikler Uhud'dan ayrılırken yeni bir savaş için panayır yeri olan Küçük Bedir'de buluşmak üzere Müslümanlarla sözleşmişler. Sözleştikleri zaman geldiğinde müşrikler buna cesaret edemediler. İtibarlarını korumak için Müslümanların morallerini bozup sözleştikleri yere onların da gelmemelerini sağlamak üzere Nuhayn bin Mesud adında birini Medine'ye gönderdiler. Nuhayn, Müslümanları düşmanla korkutup anlaşma yerine gitmemelerini sağlamaya çalıştı fakat başaramadı. Bu olay az önceki ayetin nüzul sebebi. Nüzul sırasına göre 66. ayet Sad suresinin 71. ayeti. İnsanın yaratılışından söz eden bu ayet şu şekilde başlıyor ve devam ediyor. 71. Hani Rabbin melekleri demişti ki ben çamurdan bir insan yaratacağım. 72. Ben ona güzel ve düzgün bir şekil verip ruhumdan üflediğim zaman siz de hemen onun önünde secdeye kapanın. 73. Bütün melekler hep birlikte secde ettiler. 74. Yalnız iblis secde etmedi. Sad suresi 88 ayet. 71. ayetin rakamlarının toplamı da 8. Sad suresi Kur'an-ı Kerim'de 38. sırada. Nüzul sırası da 38. Bu durumda aynı zamanda Nuh 71, İnfitar 82 de söz konusu. Yani tasnif edilmiş sıralamayla nüzul sıralaması aynı. Günümüzde tüm dünyada genel olarak 666 ise şeytan. Deccal insanın şeytanlaşmış hali ya da şeytanın insanlaşmış hali olarak tanımlanır. Bu Babil zamanından beri böyle. İslam dünyasında bu konularla ilgilenenlere göre 666 insan doğumunu simgeleyen bir sayı. Yahudi geleneğinde ise Nebukadnezar'ın Süleyman Mabedini yıkması üzerine Babil kralının şar olarak anılması Mısır'da da bu kelimenin değerinin 666 sayısına denk gelmesi üzerine 666'nın şeytanı temsil ettiğine ilişkin böyle bir anlayış yayılmıştır. Mabedi yıkan kişi şeytanlaşmış bir insanı temsil etmekte bu anlayışa göre. Benzer bir rivayet Kutsal Roma ile ilgili Roma İmparatoru'nun Hristiyanlara zulüm ve işkence etmesi, imparatorun isminin İbranice'de 666'ya karşılık gelmesi sonucu imparator şeytanlaştırılmıştır. İncil'de ise bazı yorumculara göre bu sayı bahsedilen Deccal'in karşılığı şeytani bir kişiliği ifade eder. Kimi Müslümanlarsa 666 sayısını şeytanın bir altatmacası olarak görür. Bu arada 66 Allah lafzının ebced karşılığı değeri ifade eder. Bu arada Bakara Suresi 66. ayetin kelime anlamı şöyle. 65 ve 66. Ey İsrailoğulları! İçinizden cumartesi yasağını çiğneyenleri bizim onlara birer aşağılık maymunlar olun dediğimizi ve bunu o olayı görenler ve sonradan gelenler için bir ibret ve Allah'a karşı hata etmekten sakınanlar için bir öğüt kıldığımızı da biliyorsunuz. Bakara 59'da şöyle buyurulmuştur. Biz de zalimlerin üzerine fenalık etmelerinden dolayı gökten azap bindirdik. Ama zulmedenler kendilerine söylenen sözü bir başkasıyla değiştirdiler. Biz de o zalimlerin yaptıklarını bozgunculuğa karşılık üzerlerine gökten iğrenç bir azap indirdik. O zulmedenler, o nefislerine zulmedenler emrolundukları sözü değiştirdiler. Bakara 61'de buyurulur ki, ''Hani siz, ey Musa! Biz bir tek yiyecekle dayanamayacağız. Bizim için Rabbine dua et de bize toprağın mahsullerinden, sebzelerinden, kabak gillerinden, sarımsağından, mercimenden, soğanından bitirsin demiştiniz. Musa ise iyiyi kötüyle değişmek mi istiyorsunuz? Şehre inin. İstedikleriniz orada var dedi. Zilleti, fakru zarurete mahkum oldular. Allah'ın gazabına uğradılar. Bu durum Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve haksız yere peygamberleri öldürmelerinin bütün bunlarda isyan etmeleri hatta aşmalarının sonucuydu. Bunun üzerine düşünmek gerek. Enfal Suresi 66. Ayet Buna göre sizden gerçekten sabırlı 100 kişi olursa bunlar 200 kişiye, sizden aynı şekilde 1000 kişi olursa 2000 kişiye Allah'ın izniyle galip gelir. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Bizde bir zamanlar hurufilik diye bir akım vardı. Harfler ve sayılar üzerinden farklı bir okuma yapıyorlardı. Kutsal metinlerde harf ve kelimelerin sayısı, sırası ve diziliminin belirli şifreler barındırdığı iddiasıyla bunlardan kelime, cümle veya cümlecikleri oluşturan harflerin evcet değerinden, değerlerinden, metnin düz anlamıyla ilgili olmayan telmih, ima, işaretlerden farklı manalar, yorumlar çıkartıyorlardı. Hurufilik bir mezhep olarak İran, Azerbaycan ve Türkiye'de 14. ve 15. yüzyıllarda taraftar bulmaya başladı. Fususül Hikem isimli kitabıyla İbn Arabi 1165-1240 yılları arasında yaşamıştı. Bu konuda günümüzde de temel referans kabul edilen bir kişi. Yine bugün Risale-i Nur'larda da bunun etkisini görmek mümkün. Bu konuyla ilgili risaleler arasında en önemli eser de Sikkeyi Tasdiki Gaybiye isimli kitaptır. Bu konu ayrıca şifreleme kripto, edebiyatta sayı kelime ilişkisi bir sanata dönüşmüştür. Hurufilik mezhep olarak Fazlullah Hurufi'nin kurup geliştirdiği harflerin ve sayıların esrarına dayanan batıni bir akım olarak doğdu ve gelişti. Batı'da buna benzer bir akım olarak nümerolojiyi bir yere not etmek gerekiyor. Bugün bu anlamda Profesör Doktor Anna Marie Shimel'in Sayıların Gizemi Esrarı isimli eseri en popüler eserlerden biri. Tanah ve eski ayetin ilk beş kitabı olan Tevrat'ın dördüncü kitabının adı Sayılar veya Çölde Sayım. Ancak bu bölüm bu şekilde yorumdan çok bir takım sayılarla verilen emirler, taksim ve görevleri ifade eder. Risale-i Nur'da 6666 ve 666 farklı bir şekilde değerlendirilir. Risalelerde 666 rakamı tam olarak neyi ifade eder? Risale-i Nur'da 7. Şuan'ın 2. babının 3. menzilinde şöyle bir ifade var. Burada 666 rakamına bir atıf yapılmakta ve şöyle denilmekte. Bu müsveddenin birinci tebyizi bir mübarek zat tarafından oldu. O zatın tevafuktan haberi yokken yazdığı nüshada kayda layık şöyle latif ve manidar bir tevafuk gördük ki o nüshanın satırları başında elifler 666 olarak yazılmıştır. Bu hal ise Hz. i̇mam Ali radıyallahu an tarafından bu hususi risaleye verilen Ayetül Kübra namının cifri ve ebcedi makamı olan 666 adedine tam tamına muvafakatı ve mütabakatıyla bu risalenin bu mana liyakatını gösterir. Hem ayet Kur'aniye'nin adedi olan 6666'nın 4 mertebesinden üç mertebesine tevafuku dahi bu Risale'nin hayatın bir leması olduğuna bir işarettir ki diye telakki ettik. Said Nursi Şualar 178 Bu ifadeler farklı yorumlara ve tartışmalara da sebep olmuştur. Bir yandan da Hristiyanlar Kur'an-ı Kerim'de 6666 ayet olduğu iddiası üzerinden bunların şeytanın ayetleri olduğu iddiasında bulunuyorlar. Bir defa Kur'an-ı Kerim'de eksiklik ya da fazlalık yoktur. O mahfuzdur. Onların üzerinde 19 vardır. Ayeti üzerinden bir tartışmayla bu konu bir zamanlar gündeme gelmiş, hali tartışma konusu olmuştu. Kur'an-ı Kerim'deki ayet sayısını, besmelelerin ayetlere dahil olup olmadığı net belli olmadığı için ayrıca virgül mü, nokta mı olduğu konusunda da ayet sayısı bakımından farklı yorumlar gündeme gelmiştir. Tekrarlanan ayetleri bağımsız bir ayet mi kabul edeceğiz? atıf yapılan bir tekrar mı? Bu bizim tasnifimizle ilgili bir konu olarak görülebilir. Bu açıdan bakınca 6666'yı 266'nın arkası arkasına yazılı. Allah lafzının ebcek hesabıyla karşılığı diye yorumlamakta mümkün olsa da Kur'an-ı Kerim'deki ayet sayısı genel kabule göre 6666 değil 6236'dır. 6666 sayısını ilk ifade eden Zemahşeri ve onunla birlikte hareket eden müfessirler olmuştur. Genel kanaat İbn Abbas'ın da ifade ettiği gibi bu sayı 6236'dır. Fakat 6666 dense de 6236 dense de bu Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinde bir artış ya da eksiltmeyi ifade etmez. Sadece sayım tekniğinden kaynaklanan bir konu. Hristiyanların 666 sayısıyla ilgili tasavvurlarının kaynağında İncil'deki Yuhanna'nın vahiy bölümünde 13-18 geçiyor olmasıdır. Değerli dostlar, yeni videolarla karşınızda olacağız. Bunun için kanalımıza abone olmayı, zili aktif etmeyi unutmayın. Beğeni ve yorum yaparak videolarımızın linkini paylaşarak bize destek olabilirsiniz.